Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü A52 TV'den Orhan Güler'le Dosta Doğru programında bizleri takip eden, seyreden kıymetli seyircilerimiz Geceniz mübarek olsun, Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti her daim Güzelliklerin üzerimizde olsun, dua edelim Özellikle her daim duaya ihtiyacımız var İçinde bulunduğumuz süreçte de daha çok birbirimize dua edelim inşallah kıymetli seyircilerim Hastalarımız var şifa bekliyor. Onlar için dua edelim. Devletimiz milletimiz için dua edelim. Çok çok dua edelim inşallah. Bu mübarek gecede Rabbimiz duaları kabul eder. Geri çevirmez. İçten gelen samimiyetle yapılmış dualar geri çevrilmez kıymetli seyircilerim. Değerli insanlar malumunuz yarın 2021'in birinci günü. Ocak 1. Bu akşam yılbaşı gecesi Bizler yılbaşıyla alakalı inşallah sizlere sohbet etmeye çalışacağız. İslam'ın yılbaşı Noel kutlamalarına bakışını inşallah ortaya koyacağız. Kıymetli seyircilerim, öncelikle biz inanmış insanlar olarak Rabbimizin Haşr suresi 7. ayet-i kerimesindeki şu hükme boyun eğmişizdir. Haşr suresi 7. ayetin devamında Bismillahirrahmanirrahim وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ allah <laughs> Allah'u Teala buyuruyor, Resul size neyi vermişse onu alın, neyi de yasaklamışsa onu bırakın. Allah'tan korkup sakının, hiç şüphesiz ki Allah cezası çetin olandır. Yine Maide Suresi 2. Ayet-i Rabbimiz Celle Celaluhu, Bismillahirrahmanirrahim. Ve taavunu alal birri ve takva. Ve la taavunu alal ismi ve aludvan. Ve takullah. şedidul İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının çünkü Allah cezası çok çetin olandır. Kıymetli seyircilerim, miladi bir senenin daha sonuna geldik elhamdülillah. Her ne kadar Müslümanın takvimi Hicri takvim olsa da ülkemizde kullanılan takvim Miladi takvim. Miladi takvime göre yani bu yeni bir yıla girmiş oluyoruz. Ocak ayının yarın biri inşallah. Rabbim hayırlı ömürle yaşamak nasip etsin. Rabbimizin bize bahşettiği ömrü fırsat bilerek kıymetli seyircilerim bu zaman dilimlerini bizlere sunulmuş bir lütuf olarak algılayarak bu geceyi fırsata çevirmek en karlı kazanç olacak. Bu geceyi fırsat bilmeli değerli insanlar. Geçmiş senenin muhasebesini yapmalı, Rabbimize karşı noksanlarımızı gidermeli. Kur'an ve sünnet ışığında hayatımıza yön vermeliyiz. Müslümanın hızla akıp giden zaman karşısında takınması gereken tavrı Kur'an'ın ve peygamberin yolu iken kıymetli seyircilerim Bakıyoruz toplumumuzun bir kısmı yanlış bir yola girmiş. Noel ve yılbaşı kutlamanın hazırlığını yapmakta. Bu akşam Noel ve yılbaşını kutlamakta. Ve bu yılbaşı gecesinde tabirimi hoş görün tamamen ipleri koparmakta. Mensubu olduğu İslam'ın kurallarını bir kenara bırakıp İslam dışı hareket etmekte. Şu mantık çok yanlış kıymetli seyircilerim. Ne yapalım? Bir yılbaşımız var eğlenmeyelim mi? Veya ekran başında eğlence programını seyretmeyelim mi? Yarın güzel bir tevbe ederiz. Mantığı çok yanlış. Ya yarına çıkamayıp tevbe etmeye zaman bulamazsan? Şu anda bile dünyada binlerce insan ölmekte, kıymetli insanlar hayatını kaybetmekte. Bu gece bu rakamların içinde sen de olabilirsin, ben de olabilirim. Onun için Rabbimizin bize bahşettiği ömrü yine onun rızasına uygun işlerde geçirmek en güzeli olacaktır. Bir Ocak tarihindeki yılbaşı kutlamalarının Türkiye'de de özellikle son dönemlerde gittikçe artan bir ilgiyle kutlanmakta olduğu dikkat çekmekte. Kutlanıyor yılbaşılar. Yarın uyandıklarında bir kısım insanlar birbirlerini arayarak veya bir, bir yerlere gelerek işte iletişim araçlarıyla birbirini arıyorlar. Yılbaşı kutlamalarını anlatacaklar. Nasıl eğlendiklerini anlatacaklar. Bakınız bu gece nefsimize, dinimize, benliğimize sürdüğümüz o İslam dışı kutlama lekesi sağlam bir tövbe etmedikçe öylece kalacak kıymetli insanlar. Kiramen katibin melekleri yani sağımızdaki solumuzdaki yazıcılar. Yaptıklarımıza etrafımızda bulunan her varlık şahit olmakta. Kiramen Kadibin yazacak. Ve etrafımızda ne varsa ne var neler var bir bakalım şu anda etrafımıza. Masalar var, duvarlar var, sandalyeler var, bir çiçek var, eşya var, kap kaçak var vesaire. Hepsi yaptıklarımıza şahit olacak. Hiçbir şey yoksa da vücut ağlarım, azalarımız şahit olacak. Kıymetli insanlar. En önemlisi de Rabbimiz bizi görmekte. Bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimiz. Kıymetli insanlar. Ülkemizdeki marketlerde çam ağacı, Noel Baba kostümleri, süs malzemeleri satılıyor. Kasaplar hindi eti getiriyor. Esnaflar işlerini, iş yerlerini, vitrinlerini farklı şekillerde süsleyerek yılbaşı ve Noele hazırlanıyor. Soruyoruz. Bunlar Müslüman bir toplumun yapabileceği işler mi? Müslümanlar neyi kutladıklarını biliyorlar mı? Tabi elbette ki hayır veya evet biliyorlar. Ey esnaf kardeşim harama getiren yolda senin de bir dahlin varsa o harama ortaksın. Ey Müslüman biri sana haram bir şeyi almanı taşımanı teklif eder ve sen de ona rıza gösterirsen sen de o günaha ortaksın. Bunu nereden biliyoruz kıymetli seyircilerim? Enes radıyallahu an rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hamr yani şarap ile ilgili olarak on kişiye lanet etmiş. Birincisi ham maddesi ne olursa olsun şarap yapmak amacıyla sıkana, sıktırana, içene, sakilik yapana yani servis edene. Beşincisi üretim yerinden veya depodan, toplancıdan, para veya tüketiciye kadar taşıyana, altıncısı taşıtana, yedincisi satana, sekizincisi satın alana, dokuncusu, dokuzuncusu ikram edene, oncusu bunun parasını yiyene on kişiye lanet etti diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu hadisi kıyas yaptığımızda kıymetli insanlar yılbaşında İslam'a aykırı olan her şeyi düşünebiliriz. Piyango bileti. Bu amaçla kullanılmak üzere çam ağacı, her türlü kumar oyunu vesaire. Yılbaşı kutlamalarıyla ilgili sembolleri burada kısaca açıklamaya çalışalım. Neymiş bakalım. Öncelikle Noel nedir? Kıymetli insanlar. Türkçe'de yanlış olarak yılbaşı kutlamasıyla özleştirilen, özelleştirilen Noel Latince'de Tanrı'nın doğum günü anlamına gelen ve Hazreti İsa'nın doğum günü kutlamasını ifade etmekte. Müslümana "Niçin yılbaşını kutluyorsun?" dediğimizde, "Ben Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyorum." diyor. Kıymetli insanlar, öncelikle Hazreti İsa'nın ne zaman doğduğu tam olarak bilinmemekte. İkincisi, bir peygamberin doğum günü içkiyle, kumarla, sapık eğlencelerle, israfla mı kutlanır? Yoksa ibadetle, zikirle, nefis muhasebesiyle mi? İhya edilir. Bir de Noel Baba var. Kıymetli insanlar, yıl başında her yerde boy göstermekte Noel Baba. Kostümleri satılmakta. Hatta ilkokul öğrencilerine figürleri, resimleri yaptırılmakta. İnşallah öğretmenlerimiz böyle bir şey yaptırmıyordur. Çocuklarımız ve gençlerimiz zehirlenmekte kıymetli insanlar. Peki kim bu Noel Baba? Bu şahıs Noel akşamı evlerin bacalarından girerek çocuklara hediye dağıtan efsanevi bir şahsiyete dönüştürülmüş. Soruyoruz çocuklarımız Müslüman alimlerini mi sevmeli ve tanımalı yoksa Noel babayı mı tanımalı kıymetli insanlar? Noel kutlamasının bir başka unsuru olan çam ağacı da Yunan ve Roma putperest inancından gelmekte. Putperestler yani puta tapıcılar Bereket tanrısının çam ağacında yeniden vücut bulduğuna inanmakta. Bu sebeple çam ağacına bereket sembolü diye tapınmaktalar. Ağaca asılan küçük süsler dahi Babil tanrılarının birer simgesi kıymetli insanlar. Bir diğer anlayışa göre ise çam ağacı ile ağaca mum ve mum gibi benzeri objeler asmak ışıklandırma geleneği Antik Aryan inancındaki yüle festivallerinden kaynaklanmakta. Çam ağacının ölümsüzlüğü temsil ettiğine. Çam ağacının ölümsüzlüğü temsil ettiğine. Ağaca bağlanan mumların ise kötü ruhları ve cadıları kovmak için yakıldığına inanılırdı. Görüldüğü gibi kıymetli insanlar. Noel her şeyiyle putperest inanç ve efsanelerine dayanmakta. Soru şu. Peygamberlerin hayatı putçulara karşı verdiği mücadelelerle geçmedi mi? Mesela Hz. İbrahim bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam gibi e ne oldu da günümüz bir kısım Müslümanları İslam'ın mücadele verdiği bu örf ve adetleri kutlar oldu? Onları sever oldu. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Her hareketimiz yazıcı melekler tarafından kayıt altına alınıyor demiştik az önce kıymetli insanlar. Kehf suresi 49'da Rabbimiz Celle Celaluhu. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize derler. Bu nasıl bir kitap ki küçük büyük hiçbir şeyi bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez buyuruyor allah Teala. Hatta düşündüklerimizden bile hesaba çekileceğiz kıymetli insanlar. Yine Bakara suresi 284'te 284. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim Lillahi <Sessizlik> ma fis semavati ve ma fil ard ve in ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum <Sessizlik> bihillah Feyoferu limen ve yuazibu men Ve vallahu ala kulli şeyin kadir. <laughs> Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Buraya dikkat buyuralım. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker. De Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter buyuruyor Rabbimiz. Kıymetli insanlar, birileri yüz yıldan fazla bir zamandır Müslümanlar üzerinde kuramadığı hakimiyeti, dil, örf, adet, anlayış, yaşam tarzı, kılık kıyafet, hulasa, kültür yoluyla elde etmeye çalışmış ve bunda da büyük oranda başarı sağlamıştır. Dizi ve sinema filmleri bizimle alakası olmayan kültürleri ta evlerimizin içine kadar taşımıştır kıymetli seyircilerim. Halbuki Müslümanın her şeyi sahip olduğu mukaddes dine göre şekillenmeli değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Her kim bir kalma benzerse işte o onlardandır." buyurmuştur. Şu halde yılbaşı kutlamalarından ağaç süslemekten, hindi alıp pişirmekten, Noel figürlerinden tebrikleşmeden piyango bileti alıp satmaktan geç vakitlere kadar televizyon karşısında türlü eğlenceleri seyretmekten sakınalım. Bu hususta ailemizi, akraba ve komşularımızı uyaralım. Milli piyango kumardır kıymetli seyircilerim. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bize bildirdiği şu ayet-i kerimede Maide Suresi 90 Bismillahirrahmanirrahim ya amenu hamru vel 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 şeytan feştenibuhu leallekum tuflihun Ey iman edenler Ey iman edenler İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytanın pislik işlerindendir ondan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz diyor allah Teala şeytan işi bir pislik dediği ayette sayılanlar Yılbaşı gecesi sınır tanımaz bir hal alarak günah bataklığına dalanlara tam bir mesaj değil mi kıymetli seyircilerim? Yılbaşı biletinden milyoner olup da kazandığı o paranın kendisine huzur getirdiği, mutluluk getirdiği, yani o paranın kendisine fayda sağladığı birkaç insan gösterebilir misiniz? Yok. Çünkü haram para mal, haram para mal vesaire kimseyi mutlu etmiyor, etmeyecek de. Öyleyse uzak duralım kıymetli seyircilerim. Rabbimizin bize verdiklerine şükredip verdikleriyle ahiret yurdunu arayalım. Kasas suresi 77. ayet-i Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim ve fî mâ âtâkallâhu dâral âkhirete ve lâ tense nasîbeke minet dünya ve ehsin kema ahsana Allahu ileyke ve la tabghil fesada fil ard. İnallah la yuhibbul mufsidin. Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu kazanmaya çalış. Dünyadaki nasibini de unutma. Allah'ın sana ihsanda bulunduğu gibi sen de iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez buyuruyor Rabbimiz. Kıymetli seyircilerim. Yılbaşı kutlamalarından uzak durmak imanımızın gereğidir. Yılbaşını normal bir gün gibi geçirmeli. Evimizi tam bir okul havasında çocuklarımız ve ev halkıyla birlikte geçmişin muhasebesini yaparak yeni yılda nasıl hareket etmemiz, etmeliyiz ki Rabbimizin rızasını kazanmış olarak 2022 yılına erişelim diye genel bir muhasebe yapalım. Dinimizde Noel ve yılbaşı kutlamalarının yeri yok demiştik. Bu yılbaşının biz Müslümanlar için resmi ve milletler arası bir takvim başlangıcı olmak ilgi ve alakasından başka hiçbir kıymet ve değeri asla yoktur. Biz Müslümanlar için Muharrem ayının birinci gecesi yılbaşı gecesidir. İslam'da yeni yıl Muharrem ayının birinci günü ile başlar kıymetli seyircilerim. Tabi biz hocalar bunu yıllardır söylüyoruz. Bazı insanlardaki anlayış bir geceden bir şey olmaz deyip sanki İslam dinini hafife alıp kendilerince keyif yaptıklarını sanıyorlar. Halbuki İslam bir bütündür. Bazen kullandığımız bazen de bir kenara attığımız din değildir kıymetli insanlar. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye geldiğinde Medine halkının her sene eğlenip oynandık, oynadıkları iki günleri vardı. Allah Resulü onlara bu iki gün nedir buyurdu. Onlar bizler cahiliye döneminde bu günler içerisinde eğlenip oynardık dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah sizin için o ikisini onlardan daha hayırlı olan kurban bayramı günü ve fıtır yani Ramazan bayramı günleriyle değiştirdi buyurdu peygamberimiz. Demek ki müminin iki bayramı var. Diğeri bayram değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevhid akidesini yani Allah'ın celle celaluhu'nun birliğini ikame ederken ikame ederken cahiliye müşriklerinin ve inançlarına şirk karıştıranların adet, örf, söz ve inanışlarından şiddetle uzak durmuş kıymetli insanlar her hususta muhalefet ederek onlara karşı peygamberi tavrını ortaya koymuştur. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kendinizden önceki milletlerin yollarına karışı karışına arşını arşına mutlaka uyacaksınız. O, o derece ki diyor Resulullah Efendimiz o derece ki o kadar ki onlardan biri keler deliğine girse siz de mutlaka ona gireceksiniz ve hatta onlardan biri yolda hanımıyla cima etse mutlaka siz de yapacaksınız buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Her kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Kıymetli insanlar dinimiz kafirlere, münafıklara, batıl din ve ideoloji mensuplarına muhalefet etmeyi emretmiş ve onlara benzemeyi kesin bir şekilde haram kılmıştır. Çünkü dış görünüşü itibarıyla onlara benzemek neticede ahlaki değerlerde kötü ve çirkin işlerde ve hatta inançta onlara benzemeye sebep olur. Gerçekten giyimde, sözde, davranışta ve işlerdeki benzeşmeler kalplere tesir ederek onlara karşı sevgi ve saygı meydana getirir. Kısacası değerli insanlar gayrimüslimlere benzemenin haram olduğunda alimler arasında görüş birliği icma vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ve Risaleti boyunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıkça üzerinde durduğu konulardan birisi de Müslümanların fert ve toplum olarak belli bir kimlik kazanmaları, kendi şahsiyetlerini korumaları ve kendilerine güven duymaları olmuştur. Bu itibarla Kur'an-ı Kerim Müslümanlara ısrarla birlik ve bütünlük içinde olmalarını, müşrik ve gayri Müslimleri dost edinmemelerini, onlara gayri İslami bir kültürün etkisi altında kalmayı kaçınılmaz kılacak şekilde sıkı bir ilişkiye girmemelerini emretmektedir. Hz. İsa Aleyhisselam'ı biz de severiz. Onun ve diğer bütün peygamberlerin peygamberliğine inanmak İslamiyet'in iman esaslarından birisidir. Çünkü İslam akidesine göre Bakara suresi 285. ayeti kerime Âmenar rasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbi vel diye başlayan her sürekli okuduğumuz, her daim okuduğumuz Âmenar <laughs> rasulü suresinin ortasında la nuferriqu beyne ehadin min onun resullerinin arasını ayırmayız. Evet, onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Bir peygambere saygı kıymetli insanlar onun doğum yılı onun doğumuna hürmettir. Allahu Teala'nın emirleri ve dini ölçüler içinde peygamberin peygambere dua etmektir kıymetli insanlar. Allah'ın emir ve ölçülerini hiçbir zaman aşmayalım. O zaman bizler Allahu Teala'nın Resulü vasıtasıyla bize bildirdiklerine uyarız ve o yolda taviz vermeyiz. Şu ayetler ve hadislerle ve son hata hatırlatmamızla sohbetimizi tamamlayalım inşallah. Ahsap Suresi 36. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana lil mu'mini ve la mu'minetin. İza <Sessizlik> qada Allahu ve rasuluhu emran en yekuna lehumul khiyaratu min emrihim. Ve men ya'sillaha ve rasuluhu faqad Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Ayet-i Kerime'nin mealini bir daha verelim. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hüküm verilmiş kıymetli insanlar peygamberimiz Allah'tan aldıkları emirlerle hükümleri vermiş. Hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapıtmıştır diyor ayet-i kerime. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhum'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse allah Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse allah Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Kıymetli insanlar Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır şu dört şey sende varsa dünyadan kaçırdığın hiçbir şey sana zarar vermez. Şu dört şey sende varsa sakındığın hiçbir şey sana zarar vermez. Doğru sözlü isen, emanet ehliysen, güzel ahlak sahibiysen, yiyip içtiklerinde helal duyarlılığı varsa, Peygamberimiz buyuruyor, Kıymetli insanlar, bizler sizlere asla zulmetmek için böyle sohbetleri yapmıyoruz. Sadece bir Müslüman kardeşiniz olarak İslam dininin kuralları olduğunu hatırlatıyoruz. Ali İmran suresi 104. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Celle Celaluhu Bismillahirrahmanirrahim. Ve tekum minkum ummetun yad'una ilal hayri ve ya'muruna bil ma'ruf ve yanheuna anil munkar. Ve humul muflihun sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır diyor Rabbimiz. Bu ayetin gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz kıymetli insanlar. Tekrar hatırlatma yaparak duaya geçelim inşallah. Sizden gelen hatmi şerifler, Kur'an-ı Kerimler zikirler, dualar var. Onların dualarını, onları inşallah dualayalım. Dinimizde Noel ve yılbaşı kutlamalarının yeri yoktur. Bu yılbaşının biz Müslümanlar için resmi ve milletler arası bir takvim başlangıcı olmak ilgi ve alakasından başka hiçbir kıymeti ve değeri asla yoktur kıymetli insanlar. Biz Müslümanlar için Muharrem ayının birinci gecesi yılbaşı gecesidir. İslam'da yeni yıl Muharrem ayının birinci günüyle başlar. Noel Baba yılbaşı başka dinlerin alameti ve sembolü olan günlere o günü tazim ve kutlama maksadıyla katılmak, aynı maksatla o günlerde tebrikleşmek ve hediyeleşmek, yine aynı maksatla hindi ve benzeri almak, yemek, ziyafet çekmek, aynı maksatla bu tür kutlamalara katılmak, o günlerde bayram niyetiyle çocuklara elbise almak ve pişirdikleri yemekleri pişirmek vesaire. Caiz değil kıymetli insanlar kişiyi küfre sokar. Rabbimizden 2021 yılının hayırlar getirmesini temenni ediyorum ve sizlerin yapmış olduğu hatimlerin okunan Kur'an-ı Kerimlerin duasına amin diyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi. وصحبه اجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم. ببركه القران العظيم، وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك. Ya Ekremel Ekremine ve Ya Erhamer Rahimin. Ilahi. bu mübarek gecede ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük, huzuruna geldik. Bizleri affeyle Ya Rabbi. Affettiğin kulların zümresine ilhak eyle Ya Rabbi. Günlerimizi, gecelerimizi, saatlerimizi, dakikalarımızı, ömrümüzü hayırlı eyle Ya Rabbi. Dünyada iyilikler, güzellikler ver Ya Rabbi. Ahiret yurdunda cennetül alanı nasip eyle Ya Rabbi. İlahi sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu yaşımıza kadar bizlere ömür verdin. Allah'ım bu yaşımıza kadar yapmış olduğumuz kusurlarımızı, günahlarımızı, hatalarımızı, isyanlarımızı meccanen bağışla ya Rabbi. Bu gece sana el açıp yalvarıyoruz Allah'ım. Sen yüceler yücesi Rabsın. Senin eşin ve benzerin yok, başlangıcın ve sonun da yok. Sen her şey senin kendiliğinden Allah'ım. Ol dersin öldürürsün, öl Ol dersin öldürürsün. Ya Rabbi emretmezsen yaprak bile kımıldamaz. Allah'ım bizlerin üzerinden merhametini, rahmetini, inayetini, güzelliklerini esirgeme ya Rabbi. Senin rahmetin, merhametin her şeyi kuşatmıştır Allah'ım. Bizleri de rahmet kanatlarının altına al ya Rabbi günahlarımızı bağışla Allah'ım. Tevbelerimizi kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi! Bizlere 2021 yılını hayırlı kıl. İçerisinde bulunacağımız 2021 yılını Ya Rabbi! Bizlerin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını nasip et Allah'ım. Dünyanın sükunet bulup huzur ve Mutluluk içerisinde yaşamasını nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi içerisinde bulunmuş olduğumuz bu koronavirüs mikrobunu dünyamızdan al götür. Hasta kulların var şifa bekliyor. Onlara şifalar yağdır. Ya Rabbi sen koru. Bizleri ve neslimizi sen koru Ya Rabbi. Anamızı, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı, kızlarımızı, gelinlerimizi, hısım akrabalarımızı, kaynanamızı, kayınpederimizi, kimler varsa, kardeşlerimizi, yeğenlerimizi, komşularımızı, Ya Rabbi, her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afatlardan, hastalıklardan, bil cümle afatlardan muhafaza eyle Ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi koru Allah'ım. İslam beldelerini koru Ya Rabbi. Hani saadetlerimize darlık gösterme. Bolluk ihsan eyla ya Rabbi. Hamdolsun, şükrolsun Allah'ım. Dolu dolu veriyorsun. Rızık içerisinde bizleri boğuyorsun. Farkındayız ya Rabbi. Sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz Allah'ım. Hayırlı rızık ver. Hayırsız olanı bizden uzak eyle ya Rabbi. Allah'ım. Kardeşlerimizin okumuş olduğu hatimler, bizlerin okumuş olduğu hatimler, Kur'an-ı Kerimler var. Zikirler var, tevhidler var, dualar var. İlahi bu gece sana sunuyoruz. Dergah-ı kabul eyle Ya Rab. Hasıl olan sevabı öncelikle sevgili Peygamberimiz Nur Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle Ya Rabbi. Peygamberimizin ailesinin ve ashabının da ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle Ya Rabbi. Adem peygamberimiz ve bütün peygamberlerinde iman etmiş olan nesillerinin de ruhlarını hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi, haberdar eyle ya Rabbi. Evliya'ların, enbiya'ların, tabiinin ve o tabiinin, şehitlerin, müştehitlerin de ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'leri okuyan bizlerin ve kardeşlerimizin ölmüşlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Onların da ölmüşlerinin ve bizden ölmüşlerin ruhlarına vasıl eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimizi amin diyen kardeşlerimizin de şu anda el açıp amin diyen kardeşlerimizin de ölmüşlerin ruhlarını hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Mezarları dümdüz olmuş bize de bir fatiha yok mu diye bekleşen bir cümle iman ehlinde ruhlarını hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Bizleri Kur'an'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Kur'an'ın hükümlerinden bizleri ayırma ya Rabbi. İlahi bizlere ve ölmüşlerimize rahmet eyle Allah'ım. Bizleri ve ölmüşlerimizi kabir azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Mahşer yerinin o dehşetli azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Mahşer yerinde peygamberimizin şefaatine nail olan, peygamberimizin sancağının altında gölgelenen kullarından eyle ya Rabbi. Amel defteri sağından verilen, Sırat köprüsünü yıldırım hızıyla geçip Cennetü'l-Ala'na ulaşmayı, Cemalullah'ını görmeyi Nasip eyle ya Rabbi. Peygamberimize komşuluğu nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri ve neslimizi kıyamete kadar gelecek olanlarımızı İslam'a hizmet ettir. İlim ver, fikir ver, maddi manevi güç ver ya Rabbi. Ya Rabbi her şey senin emrinle. Senin emrinden bizleri ayırma. Şeytanın vesvesesine bizleri kaptırma ya Rabbi. Nefsimizin esiri olmaktan muhafaza eyle. Nefis çok şey istiyor. Güzel ev, güzel araba, yatlar, katlar, tatiller, yemeler, içmeler. Nefis istiyor Allah'ım. Ya Rabbi, nefsimizi frenlemeyi, senin rızana uygun bir şekilde hareket etmeyi nasip eyle ya Rabbi. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك تمام النعمة اللهم بزين نعمة تماما ودوام العافية بز عافية تكل وحسن الخاتمة صنم خير ليلى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Kıymetli seyircilerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbim hakkımızda en hayırlısını nasip etsin her şeyin. Geceniz mübarek olsun. Rabbime emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.